Sevgili seyirciler merhabalar. Bugün İzmir'in Tire ilçesindeyiz. Ve bugün yine Tire ilçesinin pazarı var. Çok büyük bir pazar. Kadınları bu işledikleri ürünleri, yetiştirdikleri ürünleri pazarda satarken göreceğiz. Onlarla sohbet edeceğiz. Onların ürünlerini, pazara sunuş şekillerini göreceğiz. Bir pazar gününün nasıl onlar için sosyal bir hayat haline geldiğini göreceğiz. Çünkü çok önemli bir sosyal etkinlik pazar günleri Tire ve benzeri ilçelerde. Bunları hep birlikte inceleyeceğiz. Merhabalar, hayırlı pazarlar olsun. Merhabalar, sağ olun, Allah razı olsun. Merhaba, nasılsınız? Çok şükür, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Burada bir sürü Allah sizin ürünleriniz var. Hepsini siz kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Evet, kendimiz yetiştiriyoruz. Adınız ne? Adımız Binnaz, Binnaz Gökçen. Gökçen. Hangi köydensin? Başköy'den. Başköy'den? Evet. Ha, İncir'i güzel oranın. İncir güzel. İncir'i evet, güzel oranın. Biraz yaylı tabii. Köyündensin sen. Yaylı köyü, tabii dağ köyü. Dağ köyündensin. Dağ evet. Evet. İyi, güzel. Burada neler var şimdi? Sizde çökelek var. İncir var. İncir var. Ceviz var. Yumurta var. Yumurta var. Kabağınız var. Çökelek var. Oluyor. Tabii. Hepsini kendiniz yetiştiriyoruz. Kendimiz yetiştiriyoruz, evet. Bunları kendiniz işliyorsunuz. Kendimiz işliyoruz, kendimiz pazar, işliyoruz. Salı günleri de gelip burada satıyorsunuz. Evet, salı günleri buradayız. Herhalde. Bu aile bütçesine katkı mı? Aile bütçesine katkı için mi yapıyorsunuz bunu? Evet, evet. Ciddi bir aile katkısı bütçesine. Oluyor mu? İşte kendimiz yeterince oluyor. Oluyor. Tabii, kendimiz yeterli oluyor. Çocuklarınız var mı? Var, evet. Okuyorlar mı? Okuyor. İki tanesi okuyor. İki tanesini gelin ettim. Ha. Sen bayağı halletmişsin o zaman. Lisede okuyorlar ikisi. Çok tabii. Çok iyi, çok çok güzel. Nasıl yetiştiriyorsunuz bunları? Şimdi incir Başköy'de bayağı var. İncir Başköy'de var, bayağı var. Başından ağaçtan çırparak yapıyoruz. İşçi buluyoruz yapamadığımız halde. İşte öylesine toparlıyoruz, sergiye, seraya atıyoruz. Serada kurutuyorsunuz. Serada kurutuyoruz. Güzel. Evet. Bir şeye falan veriyor musunuz? Kooperatife falan veriyor musunuz? Veriyoruz, evet. Ha, tarişe mi yiyorsunuz? Tarişe. Süpersiniz. Tarişe veriyorsunuz. Tüccara da veriyorsunuz. Kendimiz yapıyoruz. Yayıkta yapıyoruz. Ha, yayıkta yapıyorsun. Yayıkta çökelekleri de. Evet. Hadi otur gel. Bayağı bir sabit müşteriniz var mı sizin pazar yerinde? Var, var. Kendimiz yeterince bayağı eşyalarımız satılıyor, satıyoruz. Bu sene incir nasıldı? Tabii. İncir güzeldi bu sene. Güzeldi. Akma falan oldu mu? Sorunlarınız akma, oldu mu? Biraz oluyor, akma oluyor. Oluyor değil oluyor, mi? Oluyor, tabii. Barajların nedeniyle bayağı akma oluyor. Zarar var değil mi size o barajların? Tabii, tabii, tabii. Barajların bayağı zararı var. Var. Kaça satıyorsunuz evet. İnciri? İnciri 15-20 o aralık satıyoruz. O arada satıyoruz. Evet. Şey ne kadar? Çökelek ne kadar? Çökelek 10 liraya satıyoruz. Mis gibi de kokuyor. Evet. Mis gibi de kokuyor geliyor. Yumurtalar da sizin kendi tatlılarınızdan. Evet, kendimizin. Süpersiniz ya. Merhaba, sizin adınız ne? Meliha Sıncı. Sen neredensin? Aynı Başköy'den, kardeşiz. Aile tezgahı. Bu benim kardeşim, bu gelinim. Ha, gelininiz de bu arada. Ha, sen pazarda değilsin, sen gezmeye geldin pazara. Yanımda. Bu çökelekler de sizin. Normalde nasıl geçiyor gününüz kızlar? İyi geçiyor, güzel geçiyor. Neler yapıyorsunuz sabah kalkınca? Hayvanlar sabah var. Sabah hayvanlarımız var, temizliğiniz, seytirimiz var indiği kadar seytinle uğraştık. Şimdi garı zeytinlerimiz bitti. Bitti zeytinler. Evet. Bu yağ da sizden zannedersen. Evet, bizim kendimizin. Peki bu şeylerinize, hayvanlarınızın sütlerini ne yapıyorsunuz? Veriyor musunuz? İşte bak çökelek ediyoruz. Sütünü veriyoruz. Çökelek ediyoruz. Ha, tüccara veriyorsunuz. Evet. Kooperatife veriyor musunuz? Evet. Çok iyi ya. Kooperatif yani, veriyoruz. Tire'de çünkü kooperatif bayağı aktif bu konuda. Evet. Köylü bizim tank var. Kooperatif var. Tank var sizde evet. De soğuk. Onu veriyoruz fazlasına. Birazdan ediyoruz böyle haftalık. Getiriyoruz burayı. Çok iyi satıyoruz. Yapıyorsunuz. Çok ne yapalım? Bizim pazar harçlığımız çıkarıyoruz. Pazar harçlığımız evet. Çıkarıyoruz. Evet. Erkeklerimiz para demeyiz biz. Süper. Her şeyi kendimiz çıkaram, edem, para kendimiz kazanam diye uğraşırız biz. Harikasınız ya. Evet. Vallahi biz adamlar bizim versin de biz her şeyimiz kendimiz adamlardan yitirem demeyiz. Biz her şeyi kendimiz edem, biçem
paramızı, hafta harçlığımız çıkaran diye uğraşırız. Ha, burada satıyorsunuz, hafta harçlığını evet. çıkarıyorsunuz, evet. ondan sonra gidiyorsunuz. Evet, her hafta harçlığımız çıkarız, buradan gideriz. Doğru söylüyorsun. Evet. Biz öyleyiz. Ne zorluklar? Yazın sebze deriz. Yazın sebze de var. Evet. Neler yetiştiriyorsun sebzelerden? Patlıcan, biber, hepsi domates, var. Hepsi var. Hepsi var. Hepsi var. Ne güzel, hepsinde günlük de. Günlük hayatımız, sabah kalka, hayvanlar bakarız, bahçemize bakarız, bunlar ederiz. İşte öyle akşam oluyor. Çok iyisiniz ya, çok güzel. Gezmemiz de gezeriz. Ha, geziyorsunuz. Bak şimdi sıra oraya geldi kızlar. Evet. Geziyoruz değil mi? Evet, turla geziyoruz biz. Ha? Turla geziyoruz. Turla gez. Nerelere evet. gittin sen turla? Antalya, Bursa, evet. İstanbul. Süpersiniz ya. Şu Denizli, ha? Çanakkale, hep Pamukkale. Gezdik biz buraları. Pamukkale yanlarını gittik. Çok iyi kızlar ya. Evet, evet, turla geziyoruz biz bazı. Hocamız var bizim, eski getirip götürüyor. Ha, beylere demiyorsunuz demiyoruz. Yani bana beyler tur parası verin gider, demiyorsunuz, beyler de götürüyorsunuz. Torpil yapıyorsunuz mu beylere? Hadi size ısmarlayayım bu gezi parasını diyorsunuz. Yapmamız canım, o bizi yapacak, biz onu yapacağız. Süpersiniz. Tabii. Beylerimiz de gidiyor bizimle ya. Ha, beyler de gidiyor. Evet, beylerimiz de gidiyor bizimle. Peki şey yapıyor musunuz? Aa bak, çok güzel memleketler gördüm, çok iyi yerler gördüm ama gene de en güzel bizim köyümüz, bizim tiremiz diyor musunuz? Evet, tabii. Kendi vatanımız, kendimiz daha başka geliyor bize. İstanbul'u çok sevdik, Antalya'yı çok sevdik. İstanbul, Alanya'yı çok sevdim ikisine. Ha, İstanbul ve Alanya'yı çok sevdim ama güzel yerler. Ülkemizin her yeri çok güzel. Her tarafı güzel. Ülkemizin her yeri çok güzel. Kıymetini bilmek çok önemli. Ege'mizin her tarafı çok güzel. Bence de katılıyorum. Evet, Ege'mizin her tarafı çok güzel. Biz daha dışarı gitmediğimizden biz Ege çevresini biliyoruz. Tabii biz burada daha çok iyi geliyoruz. Dışarıdan da sizi görmeye gelenler var ama. Yani, evet. Çevre illerden, İzmir'den evet. çok fazla pazara gelenler var. Pazara gelenler var değil mi? Bizim dağlarımız çok bereketli. Bizim dağlarımız çok bereketli. Her şey neyi yetiştirsek evet, oluyor. Çok kendimiz üretiyoruz ekseri. Sattığımızda. En rahat Ege bölgesi. En rahat Ege bölgesi diyorsun. En rahat, en bolluk Ege bölgesi. Karadeniz. Hepsi çok çok güzel değil mi? Çok güzel. Peki bu turlara hangi zamanlarda vakit buluyorsunuz? Hangi Marmara, Ege, Akdeniz ben çok gezdim. Süpersiniz. Hangi zamanlarda vakit gittiniz? Böyle yaz mı, ilkbahar mı, sonbahar mı? Güzün mü? Nisan aylarında, Mayıs'ta da, Haziran'da. Tam o ara işiniz az oluyor zaten sizin değil mi? Evet. Hem Musuga'dan gidiyoruz, geziyoruz. Peki, teşekkür ederim hanımlar. Bereketli olsun. Biz de teşekkür ederiz. Köy işleri çok zor. Bayağı tabii, yorucu. Çok zor, tabii, tabii. Çok ağırlarımız var. Peki size şey diyeceğim. Çiftçinin işi çok zor. Evet, çok zor. Söyle bakayım neden. Devlette yardım yok zaten ilk peşinde. Ama alışkın İlk olduğumuzdan peşinde. Biz alışkın olduğumuzdan iyi geliyor bize. Yapıyorsunuz. Evet. Peki şey soracağım size. Çocuklarınız kalmak istiyor mu köyde? Kalmasını ister misiniz, istiyor musunuz? Tabii. Şimdi gençler yok. İşte bütün geliyorlar, çalışıyorlar, işini okuyorlar. Okuyor bizim kızımız var. De Kütahya'da. Okuyor o. Okuyor. Oğlumuz olan çocuğumuz var bir tane 13-14 yaşında. Peki sonra bu o da burada Tire'de okuyor. Hiç isteyen yok mu köyde kalmayı? Kalmıyorlar. Hiç kalmak istemiyorlar gençler. Çalışacağız, okuyacağız diye bayağı direniyorlar. Direniyorlar tabii, evet. Okuyacağız diye, memur olacağız, hani bir iş başı vereceğiz diye çok direniyorlar şu anda. Benim atiyetten torunumla hepsi de okuyor. Üniversiteyle. Çiftçiliği yapan olmayacak mı diyorsunuz? Ya destek bence yok. Olsun bir ay. Devletten destek yok. Yardım yok. Nasıl bir destek istiyorsunuz? Kendi direkt ya, para vermesi hoş bir şey değil. Evvela mazotu düşürmesi lazım. Doğru söylüyorsunuz. Hani mazotu düşmesi çok önemli. Yardım. Para istemiyoruz biz. Yani balık vermesin bize, balık tutmayı öğretsin diyorsunuz. Evet, çok doğru, tabii. Çok doğru. Düşünsün, fiyatlar düşünsün lan. Ve ürünü iyi, iyi paradan evet, alsınlar evet. değil mi? Evet, ürünlerimizi tütün et demiyorlar, yani pamuk et demiyorlar. Bu millet çiftçiler ikisi. Domates de çok ucuz veriyoruz. Burada eskiden çok evet, fazla pamuk ve tütünle yetiştiriyordunuz. Pamuk, tütün çok da. Bizim köyümüzde yoktu da. Ama Tiradova'da vardı, doğru söylüyorsunuz. Çoktu. Bütün millet yövmesinle geçiniyordu işte insan. Endo yok, millet nereksi? Doğru söylüyorsunuz. Bizim ancak geçinen yok. Köylüler düşünen yok şimdi. Köylüler devamlı daha bizim ayak altına aldılar. Memurlar daha fazla tutuyorlar. Tabii kendi çevresinde daha fazla tutuyorlar. Bizlere çok ayak altına alıp
Köylüler ayak altına aldılar. Evet, ayak altına aldılar. Çok da doğru söylüyorsunuz. Çiftçilere ayak altına aldılar. Hiç çiftçilerin halinde anlamadılar. Anlamadılar. Biz çok zor kazanıyoruz, çok zor doğru buluyoruz bunları. Doğru söylüyorsunuz. Ne yapalım? Yine için kendi şeyimiz yetirem bitirem diye uğraşıyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını yetirem diye uğraşıyoruz. Ne yapalım? Alın terinizle para evet, kazanıyorsunuz. Evet, alın terimizden para kazanıyoruz. Çünkü. Onların gibi oturup da oraya kuman dedip, buraya kuman dedip de etmiyoruz. Öyle kazanmıyoruz. Öyle olmuyor işler. Emek evet. Veriyor değil mi? Her şeye emek veriyoruz da öyle kazanıyoruz bunları biz. Doğru söylüyorsunuz. Evet, çok zor kazanıyoruz. Çok zor kazanıyoruz biz onlara. Peki, teşekkür ederim hanımlar. Biz de teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Sağ ol. Tamam. Biz de teşekkür İyi bakın ederiz. Kendinize. İyiyiz şükür. Çok şükür bin şükür. Allah bu hallerimize gülüm. Çok şükür. Çok diyorsun. Şükür. Çok tanış şükür. Bakayım bize kendini, adın ne? Hangi benim köydensin? Başköy'denim ben. Sen de başköydensin. Evet. Adın ben ne? Huriye Balcı. Huriye Balcı. Bütün bu ürünleri sen mi yetiştiriyorsun? Ben yetiştiriyorum. Gelinim var. Gelinin var. Oğlum var. 3 kişi yetiştiriyoruz. 3 kişi evet. Başköy'de yetiştiriyorsunuz. Yetiştiriyoruz evet. Biraz yayladasınız siz sizlere. Yayladayız. İncirimiz, cevizimiz, hayvanlarımız. Hepsi yaylada bu ürünlerin değil mi? Her şeylerimiz var. Bunların hepsi yayladan. Bu kumpir de mi bahçede? Kumpir başköy'de arkadaşlar. Ha, bu kumpir arkadaşınızdan. İnarlarınız var. İnarlarımız var. Isırgan otları var, turp otları var. Kendim alımız bunlar, kendim alımız. Kendim alımız bunlar. Kendim alımız. Nasıl, zor mu? Üretim, tabii. Çiftçilik zor yaşımızı mu? Yaşımızı gör, zor ya, zor. Çapası bak mı sen olmaz, solu mu sen olmaz. Gübre, hayvan gübresi benim sen olmaz. Her şey zahmetinden. Hepsi zahmetinden oluyor. Peki çocuklar, sizinle birlikte kalanlar var. Oğlum, gelin, oğlunuz oğlum, var. Oğlum, gelinim var yanımda. Ha. O sizin için büyük bir şans. Çok güzel, çok iyi gelinim. Dürüstü, ha. Namıslıdı. Sözünü geçerliydi, ciddiydi bak. Başka yanında kızım. Kalan çocukların var mı? Kızlarım var üç tane, onlar da evlendi. Evlendi onlar da, sen hepsini hallettin hepsini, yani. Hepsi de yere rahatlar, çok güzel, hepsi çalışkanlar. İyi, işte. Sevindim. Sağ peki işte. Bu şey, bu işleri yaparken gelinim ve oğlum sana yardım evet, ediyor. Evet, evet, beraber ediyoruz. Beraber oğlum, gelirimi de oğlum kullanıyor. Biz iyilerini seçip buraya pazara getiriyoruz. Ha, siz burayı pazara getiriyorsunuz. O tüccarlar tutuyor büyük malları, incirimiz çok. Ha, incirli, incirimiz, cevizimiz incirli, çok. İnciler, cevizler çok. Onları tüccara veriyorsunuz. Kooperatife de veriyorsunuz mu incirleri? Kooperatif veriyoruz. Veriyoruz. Tarişe veriyorsunuz. Evet. Burada önemli bir şey çünkü tarişe var. Tabii, iyilerini satıyoruz. Garbora getirip müşterilerimiz veriyoruz daha güzellere. Ha, güzel olanları da burada getirip müşterilere veriyoruz. Nasıldı bu sene incir sezonu? Güzeldi. Güzel miydi? Güzeldi, çok güzeldi. Allah bin bereket versin taşımız toprağımıza. Ha, taşımıza toprağımıza Allah bin bereket versin. Bin bereket versin. Gidelim, Allah rahmet eylesin. Nasıl geçiyor bütün bir günün? Ne yapıyorsun? Çalışmayla geçiyor günüm. Çalışmayla bedenimiz yok. Bedenimiz oğlum dışarı devlet şey gidiyor, işlerine gidiyor, kepçesi var. Ha. Biz gelinimizle idare ettiriyoruz. Ha, gelinle siz çiftçiliği yapıyorsunuz. Ha, edemediğiniz amele buluyorsunuz. Baktım ben şey de var, açayım hemen. Sen zahmet olacak. Estağfurullah. Ne kadar güzel bu zeytinler böyle. Yayladan mı geliyor bunlar? Hakikaten çok güzel. Çürütmelik zeytinler değil mi? Sallama olur. Tuzlama olur, hepsi olur. Her şey olur. Şarkama. Hepsi olur. Peki bu eve bir katkı, önemli bir katkı sağlıyorsunuz. Her, evet, her salı günü geliyor musunuz? Her salı buraya geliyor. Alıyoruz buraya tane parayla. Her salı geliyoruz bunlarla. Hayvan evimizin da var. Masrafımız var. İki neyin iki denem var. İki neyin iki denem var. İki tane olan torunum var. O da güzel. Peki şey, hayvanların sütünü ne yapıyorsunuz? Kooperatife mi veriyorsunuz? Tüccara mı? Kooperatife. Tres sütü veriyorsunuz. Kooperatife. Köyde. Köyde. Tankınız da var zaten. Sizin oraya bir tank da kurulmuş değil mi? Geldim biliyorum. Ha, işte var. Ha. Tank var. O da iyi bir hizmet sizin çok için güzel. Çünkü. Çok güzel. Bir de satmaya da geliyorlar kooperatife. Peynirimiz, sucuğumuz. Ha, onları da satmaya geliyorlar. Her şey getiriyor, satıyorlar. Her şey güzel. Ya sabah kalkıyorsun. Önce hayvanlara sabah, bakıyorsun. Sabah evet, ezanla kalkıyorum. Ezanla kalkıyorum. Namazımı kılıyorum. Namazı hayvanlar sağıyorum.
Ondan sonra hocam kahvaltımızı ediyor. Torununa geliyor. Hep beraber. Onlar okula gidiyor. Biz buraya geliyoruz. Harikasınız. Her sene de buraya geliyorsunuz. Her sene buraya geliyoruz. Böyle düzenli müşterilerin mi vardır senin? Vardı. Biraz buraya yeni geldiğimiz için fazla müşterilerim bilmiyor daha. Ha daha yeni biz yeni öğrendik. Biz bir kolajdan öndedik. Ha. Buraya geldik. Yeriniz değişti. Yerimiz değişti. Yeni yeni alışıyorlar. Ha, sabah kalkıyor namazını kılıyor. Hayvanlarım bakıyorum. İki tane ineğim var. Sağıyorum. Adamın çayını kahvesini pişiriyorum sabah kahvede. Kahvaltısını ettiriyorum. Çay pişiriyorum. Adı çay pişiriyorum sabahları. Kalktım ben ona. Rabine yiyor. O evde oturuyor. Onun yaşlı biraz ameliyat oldu. Ha, ha. Ondan işler ben, sana bakıyor. İşler beni sorun. Aylın aydar oluyor. İşte çocukların torunlarına bakıyor. O baksın. O da sana orada yardımcı oluyor. Demek. Yardımcı oluyor. Evimizin masrafı çok bulalım. Hiç eksik etmez. Doldura eve. Bakan doldur aşağıya. Ne güzel bak. Sağ olsun. Bir de ben sizi tanıyayım. Adınız ne? Adım Dursun. Ha Gülsün. Evet. Değiştim. Adın Gülsün senin. Sen neredensin? Sen de mi Başköy'densin? Ben Başköy'üm aslında. Ortaköy'den. Ha Ortaköy'densin evet. Sen. Senin de incirin var, tereyağın var. Görüyor. Tereyağım var, narlarım var. İnarların var. Evet. Ha. Nasıl? Senin günlük hayatın nasıl? Zor mu? Kolay mı? Sana yardım eden var mı ailede? Var. Oğlum var, gelinim var benim de. İyi, sen şanslısın sen de. Evet. Çünkü çocukları başınızda kalmıyor pek. İşler hepsi size kalıyor ama şimdi öyle. Çocuklar başınızda olunca yardımcı oluyorlar evet, size değil oluyorlar. Mi? Evet, oluyorlar. Peki şey, eşiniz? Eşim vefat etti. Ha, Allah rahmet eylesin. Siz çocuklarla kalmıyorsunuz. Evet. Sen nasıl geçiyor bütün günü? Sabah erken aynı kalkıyor işte sende. De erken kalkıyoruz. Hayvanlarımız var. Senin de hayvanların var. Evet, var. Kaç tane var hayvanı? İki inek. Tanımızda işte var. Ha var. Evet. Sen de veriyor musun evet, sütünü veriyorsun. Dışarıya? Tüccara mı? Kooperatifle? Kooperatife evet. Veriyorsun. Evet. İyi. İncirlerini? Onları da tüccara mı veriyorsun? Kooperatife mi? Tüccara da veriyoruz. Kooperatife de veriyoruz. Kooperatife de veriyoruz. Hepsine veriyorsunuz. Bunları nerede kurutuyorsunuz incirleri? Bunları otun üstünde kurutuyoruz. Otun üstünde bahçede. Kurutuyorsunuz. Evet. Seranın altında mı kurutuyorsunuz yoksa açıkta mı kurutuyorsunuz? Açıkta. Açıkta kurutuyorsun. Evet. Seramız da vardı. Ha, sera da vardı evet. Mı? İkisini de kullanıyorsunuz. Evet. İkisini de kullanıyorsunuz. Bu sene nasıl geçti sezonun? İyi güzel. İyi güzel. Güzel. Aile bütçesine sen böyle katkıda bulunuyorsun evet, sen de. Evet öyle oluyor. Geliyoruz her salı. Böyle özellikle organik diye gelenler mi oluyor size de? Oluyor. Oluyor. Evet. Peki şey hani Tarış'ın biliyorum ben organik projesi de var İncir'de. Siz ona katıldınız mı? Girdiniz? Katıldınız mı? Olan katıldı. Evet, olan. O zaman şey bu ürünlerde sertifikalı ürünlerinizdir evet. Muhtemelen. Evet. Oğlunuz katıldı. İyi o da güzel bir şey. Otlarınız hepsini o köyden doğal ortamdan evet, topluyorsunuz evet. Zaten. Ispanakları nasıl yetiştiriyorsunuz? Bahçe mi var? Bahçe var. Bahçe var. Evet. Onlara ilaç kullanıyorsunuz mu? Hiç burada. İlaç kullanmıyoruz. Hiç kullanmıyoruz. Hiç uyumuz, adetimiz değil zaten gerçekten. Harika. Harika. Ben maydanoz şeye tabii hiç gübre kullanmıyorum. Hayvan gübresi. Hayvan gübrelerini kullanıyorsunuz. Hayvan gübresi var da. Ha. Hayvanlarınızın şeylerini, gübrelerini mi kullanıyorsunuz evet, oralarda? Bunları kullanıyoruz. İyi yapıyorsunuz. İyi yapıyorsunuz. Evet. Mutlaka fenli gübreye göre de faydasını görüyorsunuzdur zaten. Görüyorsunuz. Değil mi? Görüyoruz. İşte onu bilmeniz de çok önemli. Kendiniz de bunları pişirip yiyorsunuz. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ha bir de şeyleri soracağım sana. Bu çiğ sütleri... Sabah sütleri. Daha süt buraya kesiliyor. Milletin yüzü gülmez. Sabah sütünü getiriyoruz buraya. Ha, sabah sütünü getiriyorsunuz böyle. O sabunları da fark ettim şimdi. Sabunları da kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendim yapayım ha. Ha. Çok güzel bunlar. Nasıl güzel. Bunlar hamura gider başlarım. Götürsene derasına. Çok güzel. Fark ettim. Kendin yapıyorsun sen kendiniz onları. Yapıyorsun. Yani duru yağdan bak ben de yazıyorum böyle. Duru yağdan yapıyorsunuz değil mi? Yanmış yağdan yapmadığınız yanmış için öyle yağdan güzel oluyor çok zaten. Gibi kokuyor, değil biliyorum mi? Farkındayım duru yağdan yaptığın bak, için. Ayakkabı. Bunlar turp otu. Bu turp otu değil mi? Çok güzel. Bir dakika da bunun daha doğru olduğundan bizim topraklarımız çok dökülüyor her şeysi. Çok takılı. Sizin topraklarınızda ne hepsi de badalcan, biber, her şeyimiz çok takılı. Hepsi çok takılı. Germancık pazarına gider. Bizim pazarımız ayırdı. Uzgur pazar da kurulu. Şeye de gidiyorsunuz. Ya Germancık. Arka taraftan geçiriyorsunuz oraya. Oradan işte tam falan. Uzgur pazarımız vardı bizim. Uzguru. Uzgur pazarı. Ne vardı bak bir Saradağ'ın da şimdi insanı bizim oraya. Herkes geliyor ve tercih ediyor. Doğru söylüyorsunuz. Vallahi çok lezzetli oluyor. Benim de yemişliğim oldu sizin oralarda Başköy'de falan. Evet, öyle. Her zaman buyurun gelin işte. İnşallah.
Bir de orada kuru fasulyeler görüyorum. Onlar da mı sizin? Ben kendim diktim, kendim yetiştirdim. Ha, kendin diktin, yetiştirdin. Tohumlarını ne yapıyorsun? Saklıyor musun? Tohumlarını saklıyor musun? Tohumlarını saklıyorum. Yemeklik bunlar. Yemeklik. Bunlar yemeklik. Tohumunu bunlar şey, hayır hayır, satıyor musun demiyorum. Saklıyor musun tohumlarını? Gelecek yıl tekrar ekmeci. Gelecek yıl buzdolabına koyuyoruz. Ha, buzdolabına biraz koyuyorsun. Biraz duruyoruz, 3-4-5 gün işte buzlukta durduruyoruz. Ondan sonra çünkü hiç sinek minek yapmaz. Ha, sinek falan yapmıyor. Mesela, tohumlarınızı koruyorsunuz. Bunlar kendi yerli tohumlarınız. Ha, kendi tohumlarımız. Daha bu çok neden, önemli. Dededen tohumlar. Ha, ya o tohumlarınızı çok iyi bakın. Buradan tohum alıyoruz biz. Bir sene, etesten ufak yapıyor tohuma. Evet, hibrit tohumlar. Zeptila, ona zeptila ufacık yapıyorum. O nedenle var ya, siz olun, kendi evet, tohumlarınıza sahip tabii, çıkın. Tabii. Biberlerim var, sen benim bir gödü. Biberlerim olur benim. Yazın gene geleceğim inşallah. Gel, buyurun daha, gel bak. Daha, onlar da hep yerli tohumlar yerli mı? Yerli tohum işte, nenemizden kalan tohumlar. Acı biber. Çok iyi bakın o biberlere. Çok iyi bakın o tohumlara, bak, onlar çok önemli. Ben bu getirdim, ben unutmuşum, çok güzel oluyor. Ha, kurularını mı yaptın? Kurularını yaptım, tamam. Satıyorum pazarda. Tamam, çok teşekkür ederim sağ sana, olun, hayırlı pazarlar güle olsun. Allah sizde hayırlı günler versin. Amin. Hoşça kalın. Selam. Aleykümselam. Nasılsınız? Adınız ne, öğreneyim ben. Bir önce tanıyayım Dudu, sizi. Dudu. Dudu. Evet. Ne güzel bir adınız var. Babaannemin ismi. Babaannenizin evet, adı mı? Harikasınız. Şimdi Dudu, sana bütün bu ürünler senin ürünlerin değil mi? Evet. Sen nereden geldin? Hangi köyden? Yuvalı. Yuvalı'dan geldin. Yuvalı tam nereye düşüyor burada? Yakında hemen Selçuk yolu üzerinde. Ha, Selçuk yolu üstünde. Yakın. Dudu, sana şeyi soracağım. Şimdi bu zeytinler senin zeytinlerin evet, değil mi? Evet, kendimiz. Bu senenin ürünü mü onlar? Geçen senenin. Ha, geçen senenin evet, ürünü. Şimdi sizin zeytinde hasat bitti değil mi? Yoktu zaten bu sene. Öyle azık bir az mı vardı? Azdı. He. Hemen 5-6 çuval bir şey oldu öyle. Ha, bu sene çok olmadı. Evet. Bu sene bazı yerlerde az evet, var zaten. Evet. Bu sene verim yılı değil. Yıllarda hiç o da olmuyor diyor. Bu sene oldu. Bu sene oldu diyorsun. Evet. Peki Dudu, bu zeytin nasıl yapıyorsunuz? Bunu biz evvel yıkıyor. Sonra çuval içini bastırıyoruz diyor. Tuzluyor musun? Az atıyoruz, atmıyoruz. Az duruyor bir öyle az. 10 gün bile kurdum. Sonra çuvalları sallıyoruz. Bir daha yıkıyoruz. Yine az tuzluyoruz. Yine bastırıyoruz. Yine hani 10 gün gibi durdu mu yine sallıyoruz çuvallara. Fazla yıkamıyoruz hani. Yine 10-15 gündür gibi, bir hafta gibi salla bastırıyoruz öyle. Bir yıkıyoruz arada yine. Tuzluyoruz, bastırıyoruz. Yine bir ay gibi, bir ay geçerek gibi oluyor. Onun sonra bir daha yıkıyoruz, az bastırıyorum onu. Bir gün bile durdu mu katıyorum güğümlere. Yav katıyorum üstüne, öldürüyor yani galiba. Ağaçların kaç yıllık Dudu? Kaç yaşında da? Benim bildim bileli bizim hep var. Var. Bildim bileli var. Babamızın şeyin zamandan var hani, öyle babamdan ama ağdık. Yarıyı da ediyoruz başkasının zeytinlerine. Şey yapıyorsunuz mu hani böyle ilaçtı, gübreydi zeytinlerinize? İlaç atmıyoruz. İlaç gübre atmaktan daha ziyade böyle bir bilen birisine, bir ziraatçıya falan danışıp bakımını yapıyor musunuz? Yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Kendisi, babadan olma usullerle gidiyor. Dededen olma evet, usullerle evet, gidiyor. Evet. Hayvan gübresi döküyoruz. Bazı imkanımız olursa şey gübre alıp atıyoruz diplerine. Sunuyor gibi. Evet. Hayvan gübresi götürüp döküyoruz diklerine öyle. Öyle yani. Ha, peki hani hiç düşündüğünüz oldu mu? Biz birazcık destek alsak ziraat mühendislerinden falan artar mı acaba ürünümüzde, hiç düşündüğünüz oldu mu? Etmedik. Etmediniz, düşünmediniz. Peki Dudu, bir de şey, şu dağ çileklerini onları, topluyorsunuz onları. Topluyorum. Dağdan böyle da ağaçlar İzmir'de var. İzmir'de pek çok oluyor zaten bu. Bilmiyorum, İzmir'de oluyor mu? İşte bu avacı onun, bak öyle. Orada, biliyorum. Bu avacı onun. İstediği birisi onu getirmedim, geldim. Ha, ağacını da böyle dallarını da istiyor evet, senden bunu. Kaynadı biçiyorlar ama öyle hani, istedi birisi. Ha, bir de kaynadı biçiyorlar. İleri tarafta otururken de alıyordu bir denesi, amcanın birisi öyle alıyordu hani. İncirler de senin, onları da sen kendin evet, yetiştiriyorsun. Evet. Ne yapıyorsun, fazla mı incirin, kooperatife mi veriyorsun? Tüccara mı? Daha fazla değil. Sende de çok fazla alıcılar değil. Geliyor, ha, onu da alıyorlar. Onlara veriyorsun. Evet. Kendimiz azıcık böyle saç çakıdan alıkoyuyoruz yine öyle. Daha fazla değil yemiş hani incirimiz. Bizim orada iyice fazla değil. Yani başka ev gibi. Başka ev gibi, Ak Mescid evet, gibi değil. Evet, Allah gibi değil. Az. Az bu, evet, az sizin evet, o tarafta. Evet. Az oluyor. Bu dağ çileklerini toplamak da zor oluyor değil mi? Zor burada oluyor. Ormanın içinde yok, bir de eziliyor bak. Ha, bu sene çok yok hassas, bir de. Evet. Kaça satıyorsun böyle sen bunları? Bir buçuk kasesi. Bir buçuk kasesi. Evet. Çok da uygun satıyorsun, çok da güzel satıyorsun. Evet. Gelip alıyorlardır zaten. Alıyorlar. Sen her hafta buraya mı geliyorsun? Her hafta buraya geliyorum. Her hafta da gidemiyorum çiğliğe. İmkanım hani böyle boş olursam o zaman gidebiliyorum. Hani.
Yok zaten de hani zor bulunuyor. Yani. Bu sene yok çilek. Bu sene yok, çilek de yok evet. Bu sene değil mi? O salçayı da görüyorum. O salçayı da kendin mi yapıyorsun? Kendim. Güneşte kurutuyor. Evet. Domates salçası mı? Domates. Kaçı satıyorsun kilosunu? 20. 20. O da şey, doğal güneşte doğal, kurutuyorsun. Doğal, evet. Kendimizin domates işte. Gidip yemekle gidiyoruz. Az fazla getir geliyoruz satalım diye. Ha, evet. O, bu, burada kendim, da gidiyorum. Evet. Tereyağını da görüyorum. Çünkü evet. Hayvanın var mı? Var. Kaç az, tane? İki tane. İki tane. Sen de hepsinden az az var. Az sen hepsinde tezgaha getiriyorsun. Evet. Ya süt hepsi gitmiyor burada. Ben yani sütçüyü de veriyorsun. Az yedik geliyorum hemen öyle. Bir çalkam, iki çalkam öyle yedik geliyorum anne. Ha bir çalkam, iki çalkam evet. Yapıyorsun evet. Onu. Evet. Peki bu şey hayvanlarının hani sütlerini normal tüccara verdiğin oluyor mu? Gene kooperatife mi veriyorsun? Nereye veriyorsun? Köy sütçü geliyor orada alıyor. Ha sütçü geliyor orada alıyor onları yapıyor. Gördüm sen mısırları hem dikmiş şey patlamış getirmişsin hem patlamamış getirmişsin. Şey, yani alıyorlar. Patlıyor gibisinden öyle biliyor musun? Ha. Ediyoruz hani. Nasıl patladığını göstermek evet. için de görüyor evet. insanlar. Evet. Yılbaşı sofralarında şimdi insanlar evet. patlatacak tabii onu. Evet. Haklısın sen de haklısın. Bu böyle yılbaşı diye mi bu kadar zengin tezgahlarınız hep böyle zengin mi? Ya hep böyle getiriyoruz satalım da yani öyle hani. Zeytinini kaça satıyorsun Dudu? 8 lira. 8 liraya satıyorsun gayet iyi evet. Şeylerin çökeleğin kaça? 10 lira. Yarım kilo 5. Ha yarım kilosu 5, 10 lira. O da tereyağı çok iyi. Tereyağı 30 lira. Tereyağını 30 liraya satıyorsun. Evet, yarım kilosu 15. Bu kabaklar da kendin yetiştiriyorsun değil mi? Kendimiz. Yazın sebze yapıyor mu? Yapıyor. Fasulye, barbun. Nasıl yapıyorsun onları? Hibrit tohumlar mı alıyorsun yoksa kendi tohumlarını? Kendimiz alıkoyuyoruz. Tohumlarını kendimiz alıkoyuyoruz. Kendimiz alıkoyuyoruz. Başında böyle alıkoyuyoruz güzellerinden. Alıkoyuyoruz. Onları sonra hani çıkarıyoruz içine. Bu kabakların tohumlarını da satıyorsunuz değil mi? Hayır tohum olmadı bu sene. Ben sen diktiklerim olmadı kabaklar. Hani az öyle. Konu komşudan aldın. Hayır kabaklar mı? Kendim diktim de olmadı kökenleri. Az öyle hemen birkaç tane bir şey var. Ondan da az oldu. Evet. Peki şey oluyor mu böyle? Yani tohumlarını saklıyorsun zaten. Bunlar satmıyoruz. Çok... Kabağın tohumunu satmıyor. Satmıyorsun. Az oluyor. Buyur. Ben ne oluyor? 4 lira kilosu. Buyur. Evet. 4 lira? Evet. Yarım kilo. 1 kilo. Verim. Yarım kilo. Yarım kilo verim. 15 amca 10 lira. Çatlak bağ 10 lira. Dudu işler nasıl gidiyor? İşler iyi, sakat işte öyle. İyi, sakat evet. Hem iyi sakat. Evet. Var mı sana yardım eden bunları üretirken, yaparken? Eşim var. Eşim var. Çoluk çocuk ne yapıyor? İyi, oğlan var bir tane. Size yardım ediyor mu, okuyor mu, ne yapıyor? Etmiyor, bu tire çalışıyordu. Tire de çalışıyor. Ne olacak sonra? Sizler de bırakınca bu işleri çoluk çocuktan yapan olmayacak mı Dudu? Olmayacak herhalde. Hadi ya, yapan olsun bence. Olmayacak gibi. Olmayacak gibi. Para kazanabiliyor musun? Bu, şimdi sen buradan satışla evine bir ekmek kapısını sağlıyor. Evet, evet. Bir masrafını karşılıyor. Karşılıyor. Memnun musun? Para kazanabiliyor musun? Kazanıyoruz da hep satılmıyor incirlerimiz öyle bizim. Hepsi satılmıyor. Peki, ucuz verirsen... alıyorlar. Evet. Ama ucuz da olmuyor yani. Ucuz, yani pahalı da değil aslında. Evet. Bir sürü emeği var arkasında. Var. Sen mesela incirlerini nerede kurutuyorsun? Otta mı kurutuyorsun? Tünelde mi kurutuyorsun? Nasıl kurutuyorsun? Tünel kurutacak kadar yok. Biz böyle yere serge ediyoruz böyle. Serge ediyorsunuz evet. Otlarla onu da kurutuyorsun. Evet. Onun üstünde kurutuyoruz. İnşallah hani az... bol bereketli bir pazarın olur Dudu. İnşallah. 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 Biz evimizde yiyoruz. Siz nasıl yapıyorsunuz? Onu da anlatayım. Niye? Şimdi bu şeyde lor'u nasıl yapıyorsun Dudu? Bunu bak sütü savurduk mineklerimizi pişiriyorum, süzüyorum, sütü süzüyorum, pişiriyorum. Yani üretecek, mayılanacak şekilde geldi mi mayılıyor. Sonra ertesi gün sütüm ne kadar oldu, ne kadar çalkacak. Onu katıyoruz makineye, çalkalanıyor yani. Ha makineye katıyorsun, çalkalanıyor. Evet. Onu yavu oluyorsa yavunu alıyoruz, yavunu yıkıyoruz, basıyoruz ayrı. Ayranla pişiriyoruz ocakta, kesiliyoruz, getiriyoruz buraya. Hepsini yapıyor, hepsi değerleniyor evet. Yani. Ama çok da lezzetli oluyor. Evet. Ben fabrikasyondan daha çok seviyorum bunları tabii, biliyorsun. Öyledir. Tamam. Dudu'cum çok teşekkür ediyorum. Hayırlı pazarların olsun inşallah. Çaylar!
Pazarın en renkli. Sen ismini söyle, çaylarını Şengül. Şengül. Çayların soğumadan adını aldım senin. Evet. Sen de burada pazarda pazarcılara, evet, çay esnafım. Servis yapıyorsun. Esnafsın. Evet. Süpersin. Hayırlı işler olsun. Günün ilk diyorum. Çaycı bayanım. Harikasın. İlk çaycı esnaf bayanım. İlk çaycı kadınısın sen. Evet. Harikasın. Teşekkür görüşürüz. Ederim. Hoşça kal. Tamam. Teyzeciğim, sen hangi köyden geldin? Başköy'den geldim. Başköy'den geldin. Evet. Başköy'ün ürünleri güzel, kadınları da böyle güzel. Hamarat da ben, evet, görüyorum. Evet, evet, evet. Sen neler getirdin? İncir getirdin. Her şeyim doğaldır. Ceviz getirdin. Her şeyim doğaldır, her şeyim. Ben sende tarhanı da görüyorum. Tarhanıyı sen mi yaptın? Evet. Siz mi yaptınız? Biz yaptık. Hayırlı işler. Hep yalnız mı çalışıyorsunuz? Kim geldiniz siz? Arkadaş. Ben ayrıyım. Sen ayrısın. Benim kızım var bak. Ha, senin burada kızın var. Evet. Canım, bunları yaparken ederken kim yardımcı oluyor teyzeciğim? Kızım yardım oluyor, beyim var. Ha, iyi, çok iyi. Hepsi yardım ediyor sana. Yardım ediyor, işçilerimiz var. İncir çok mu? Oluyor gene incirlerimiz. Oluyor, ne yapıyorsun? Hepsi tüccara mı veriyorsun, tarışa mı veriyorsun? Tüccar veriyoruz, tarışı veriyoruz. Tarışa da veriyor. Evet. Hepsi de doğal, organik bütün bu ürünlerinin. Evet, organik. Bu kumpirler kimin? Siz mi yetiştiriyorsunuz kumpirleri? Kendiniz yetiştiriyorsunuz. Komşulardan alıyorsunuz. Topladık mesela. Yer elması gördüm. Ondan sonra ne gördüm? Yaprak gördüm. Asma yaprağı gördüm. Sen de her şeyler bilinçlisin ya, maşallah. Evet, zeytin çok gördüm. Çok mu bilinçliyim? Çok bilinçlisin. Bak ne güzel. Börülce de gördüm. O börülceleri de kendiniz yetiştiriyorsunuz. Evet, evet. Biz bunlar, alıp satmayız. Biz kendimiz üretiriz. Evet. Tohumlarını saklıyor mu onların teyzem? Saklıyorum. Hep saklayın. Tohumlarınızın kıymetini iyi bilin. Biliyoruz. Değil mi? Evet. Dışarıdan tohum alınmaz. Tohum, evet, kendiliğinden, evet, üretilir. Evet. Kendimiz üretiyoruz. Ve saklanır, sonra tekrar kullanılır. Kullanılır. Evet. En önemlisi tohum da budur çünkü. Peki bütün, evet, bu ürünlerinizi yetiştirirken böyle bir ziraatçıyla falan çalışıyorsunuz mu? Çalışıyoruz, çalıştırıyoruz, işçi buluyoruz. Yaşımız biraz geçtiği için işçiler çalışan çalıştı. Yanınızda işçi de oluyor. Dört tane kızım var. Dört kızın? Evet, süper. Oğlum sen... yok. Oğlun yok. Dört kızım var. Ne güzel, şanslısın bence. 76 yaşındayım. Hiç göstermiyorsun, sana söyleyeyim. Göstermem mi hiç? Hiç göstermiyorsun. Evet. Hepsine verdin sen kızlarını. Verdim. Hepsine verdin. Beyinle birlikte şimdi yalnızsınız. Yalnız. İyi. Köyde kızın, bir tane kızın oturuyor galiba sana yardım eden. Ya gelip gidiyor ya. Benim Tır'da evim var. Ha. Ben de köydeyim. Gelip sana gidiyoruz. Gelip gidiyor. Buraya gelip gidiyoruz. O benim evimde oturuyor. Öyle işte. Öyle işte gidiyor. Gidiyor. Hayat devam ediyor. Devam diyorsun. Ediyor. Dünya bu. İşte. Hayvanlarınızda var mı? Ben şeyde tereyağda gördüm. Var mı hayvan? Benim yok. Sizde yok mu? Şimdi o. Komşunun da. Evet. Dur bir dakika. Bir de komşuya geçeyim ben. Teşekkür ederim teyzeciğim. Sizi tanıyayım ben. Adınız ne? Hatice Dinço. Sen de biz adaşız. Benim de adım Hatice. Öyle mi? Evet, memnun oldum. Bak çok güzel oldu. Evet. Senin hayvanın var galiba Hatice. Var. Evet. Kaç tane var? Bir tane. Bir tane. Sen onu kendine kadar, pazarlık kadar. Evet, pazarlık kadar. İneğin mi var? Dana evet, mı var? İnek, inek. İneğin var. Ne yapıyorsun sütünü? Sütünü. Sütçüyü veriyoruz, yağlarını şey ediyoruz, üretiyoruz, böyle pazar satıyoruz. Ya ben burada sizin bu zeytininizin çeşidi çok değişik. Evet. Ona ne deniyor? Adı ne onun burada? Eşek zeytini. Eşek zeytini deniyor. Sultane, denir. Sultan diyoruz. Sultan da diyorsunuz. Onu diliyoruz, ıslatıyoruz güğümlere. Ondan sonra kırmasını da yapmışsınız. Kırmasını da yaptık, iyi bilirsin. Kırmasını da yapmışsınız. İyi. Onların hepsini sen mi yapıyorsun? Evet, ben yapıyorum. Harikasın, aldım bir tanecik. Çok güzel. Evet, çok güzel. Hatice peki bunu nasıl yapıyorsun? Bir anlatsana izleyicilerimize. Bak bunu kırıyoruz, davdan getiriyoruz. Kırıyoruz. Haftada olur bu. Suyunu değiştiriyoruz, sık sık değiştiriyoruz. Limon tuzu, biraz çay şekeri kat kavanozun içine. Çay şekeri de koyuyorsun. Limon tuzu, çay şekeri. Öyle durur galiba. Bir şey olmaz. Çok iyi ya. Çok lezzetli evet, ama. Çok, evet. Çok çok güzel. Siz her hafta buraya geliyorsunuz değil mi? Geliyoruz. Biz zeytine gidiyoruz şimdi. Bizim zeytin çok. Zeytin çok. Haftaya gelemem belki. Hadi ya, o kadar. Çok böyle. Böyle havaçta. Yıkılıyor. Ne güzel. Sen şanslısın bu sene. Herkesin o kadar çok zeytini yok yani. Oğlum şanslı. Oğlan düğün yaptın ya.
sende olan da var. Şimdi düğün de yaptın. Masrafın çok diyorsun. Masraf yani. Çok tabii. Nasıl üreticilik zordu mu? Çok zor bak. Popuşlarla dava gidiyoruz motorun içinde Gırağa'da. Çok zor. Hepsi çok zor. Bayındır'ın köylerindeniz biz. Ha, Bayındır'ın köylerindensiniz. Doğru söylüyorsun. Peki fiyatlarından memnun musun Hatice? Harçlığını çıkarabiliyor musun? Allah bereket versin. Allah bereket versin diyorsun. Allah bereket versin. Ne diyelim? Değil mi? Çiftçi ezildi zaten. Çiftçi ezildi diyorsun. Tabii ezildi. Çiftçi ezildi. Çiftçi pay belini kaldıramıyor. Belini kaldıramıyor diyorsun. Tabii. En çok neden şikayetçisin çiftçi olarak? Vallahi hiç yaptığım para etmiyor. Mahsul bir şeyler. Bu yıl az zeytin fiyatları, yağ fiyatı iyi. Bu yılın iyi. Kötülemeyelim. Değil mi? Evet, bu sene iyi. Bu yıl iyi. İnşallah iyi olur. Ama şimdiye kadar iyi değildi. Değildi tabii ya, değildi. Evet. Doğru söylüyorsun. Hatice, ben çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bol pazarlarınız olsun. İnşallah, inşallah hadi. Allah bol bol pazarlar bereketli olsun. İnşallah. Bol bol pazar. Canımsın sen. Canımsın. Hadi hoşça kal. Allah'a emanet ol. Hayrişim, sen burada hangi ürünlere danışmanlık yapıyor sizin firmanız? Vallahi bizim çoğunlukla incirimiz var, ceviz var, kestane. Onlar ağırlıklı. Bu bölgede bunlar ağırlıklı. Bu bölgede evet. Evet, aynen. Şimdi bütün arkadaşlarım merak ediyorlar. Diyorlar ki pazarda satılanların hepsi bu bölgeye mi ait? Çoğu evet. Bu bölgeden. %99 bu bölge. Valla aynen. Hepsi buradandır. Sadece muz falan dışarıdan geliyor gibi düşünüyorlar. Evet. Öyle denebilir. Peki organik yaygın mı burada Ayrı? Organik dağ köylerinde bayağı yaygın. Bayağı yani çok üretici var organiğe yönelen. Peki sizin de yıldan yıla artan potansiyeliniz var mı bu organik üreticilerde? Artış oldu. Peki bu yani. Organik yasasındaki son değişikliklerle ilgili üreticinin bakış açısı nasıl? Duruyor mu yoksa devam mı diyor? Vallahi biz onları durmaya ikna etmeye çalışıyoruz. Değil mi? Elimizden geldiğince. Ha, ayrılmak isteyenler de var, oluyor aralarında. Ama işte devam konusunda ikna etmeye çalışıyoruz. Şimdi destekler ne kadar oldu Ayrı? 70 lira şu anda. Değişmedi. Aynı devam ediyor. Aynı devam ediyor. Ama zor geliyor değil mi üreticileri organize sürdürürlerde tutmak? Valla onlara her sene bu işte dosya masrafı adı altında alınan parayı ödemek zor geliyor. Bir de tabii şimdi 4 yıla çıktı ya bekleme süresi. Onu beklemek zor geliyor. O çok zor geliyor. Ne kadar oldu bu dosya paraları Ayrı? Valla dekar başına 7 lira şu 7 anda lira bizim aldığımız oldu. Ücret. O bile zor geliyor insan. O bile zor geliyor tabii. Bazı yerlerde 10 lira diye duyuyoruz biz. Evet, 7 lira ile 10 lira arasında duyuyorum. Değişiyor. Ben de duyuyorum o rakamları. Aynen. Ama şey zaten yani üreticinin üstünde çok ciddi bir yük var. Çok ciddi de bir yük biniyor. Tabii tabii. Bir de yani organiğe dahil olanlar işte ikinci seneden itibaren destekleme alacağız diye dahil oldular. Ama şimdi hiç çıktı. Ummadıkları bir şey. Evet, 4 yıla çıktı. O gerçekten yani girdiklerine kimilerini pişman ediyor. Kesinlikle. Peki Ayrı'cığım çok teşekkür ediyorum ben. Çok memnun oldum. Başarılar diliyorum. Sevgili seyirciler, bugünkü programımızı İzmir Tire'den yaptık. Köylü kadınlarla onların tezgahlarında sattıkları ürünleri gözledik. Onların hikayelerini dinledik. Ürünlerinin hikayesini dinledik. Yaşadıkları zorlukları dinledik. Tekrar başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.